Bu Antep'in, Gaziantep'imizin yöresel şiveydiz çorbası. Birebir sağlık için, grip için, soğuk algınlığı için yapılan bir çorbamız. Annelerimizin eskiden çocukluğumdan beri yaptığı bir yemek. Sadece ismi değişmiş olabilir ama mükemmel bir çorba olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir et kokusu, herhangi bir ne bileyim hani kuzu kokusu alırım, şu olurum, herhangi bir şey yok. Bakalım buna ne bahane bulacaklar, bekliyorum. Yani bayağı bir önyargıyla gelmişsiniz anlaşılan. Erkan Bey, bugün işiniz biraz zor. Evet. Canan Hanım da önyargıyla gelmiş ve aç kalacağını bilerek o siparişleri vermiş Canan dışarıda. Canan Hanım öyle düşündüğünü zannetmiyorum evet. ben. Zannetmiyorsun. Beni doğru tanımış. Canan Hanım kendi ağzıyla söyledi hayır, az önce. Hayır, beni doğru tanımış. Eda Hanım'a malzeme lazım. Ben de aşağıda ona malzeme verdim, verdim, durdum. Verdim, verdim, durdum. Evet. Umarım adil davranır adil diye davranacağımı düşünüyorum. Erkan Bey şu anda Canan Hanım lafı çeviriyor. Farkında değil misiniz? Beni ön altıyor, kendisini evet, hiçbir şey. Beni ön altıyor, kendisi arka planda kalıyor. Neden? Çünkü ben de obracım. Yüz yüze karşı söylüyorum arkadan söylediğimiz ama canım cesaret ediyor. Peki beyefendi şu an bu olayı çözebiliyor mu sence? Çözemiyor. Canan Hanım lafı çevirmeye başladı ama olmadı, yemezler bunu. Hayır, lafı çevirmeye çalışmadım. Kendisi hep bahane bulduğu için aşağıda içtiğim kahveyi kendisine söyledim. Sana malzeme veriyorum, yukarıda konuşursun dedim. Zaten konuşacağını bildiğim için de geldi, masada tek tek anlattı. Niye çevireyim ki? Ya. Bizim derdimiz kavga etmek değil ki. Niye birbirinize öyle bir malzeme i̇şte, verme çabasına benim giriyorsunuz? Benim öyle bir derdim yok ki. Arkadaşımız sanki geliyor akşama kadar aşağıda ya oturup kavga etmek için ne malzeme bulsam diye düşünüyorsunuz da yardımcı olmuş gibi oluyorsunuz. Ben buraya eleştirmeye geldim. Ben buraya yorum yapmaya geldim. Tabii ki de. Arkadaşlar, benim rakibimsiniz diyor. Burada eğer kavga edeceksek o tek kavga nedir biliyor musunuz? 50 bin lira için mutfakta hamar attı kavga. Evet. Tek istediğim. Evet. Zaten beyefendi de dedi ki eleştiri yaparken lütfen altını doldurun dedi. Evet. Afiyet olsun efendim. Şiveydiz çorbası. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Et parça et olması gerektiğini biliyorum ama hani et bayağı büyük. Evet. Hani keşke ama biraz ufaksaydı. Büyük olur Figen Hanım, bu çok küçük. Figen Hanım. Bu çok küçük. Hayır, benimkisi bu halen tek doğru parçaydı. Bir bu tane çok var. Küçük, bu çok küçük. Benimkinde bir tane var, tek parça. Şu anda bıçakla bölmeye çalışıyorum. Bakayım. Şöyle. Ha, suyunu boyun dök de eti bıçakla tut, eti göster. Gayet normal, gayet normal. O senin kaşığın dışına böldüm çıkarsa... Bakın parçası burada, evet, böldüm. Bu çorba şu anda olması gerektiği gibi mi? Evet. Etin boyutları, evet, yeşil soğanı. Evet. Orijinali bu şekilde. Evet. Evet, Canan senden başlayalım, buyur. Şimdi ben bu çorbayı ilk defa yiyorum. Olabilir. Doğru konuşacağım. Ama bildiğim kadarıyla bunun içerisinde bir de nohut oluyor. Evet. Bunda nohut yok. Bak. Ya da benim tabağımda hiç yok. Belki sana denk yok gelmemiştir, evet, kusura bakma. Sayıyla atmadın herhalde içine hayır, nohutları. Hayır hayır, bayağı koydum tamam, içine. Tamam, bana denk gelmemiş. Altında falan da mı yok? Nasıl da bir şansmış o. Evet, evet, hakikaten. Bolca et gelmiş kısmetlisi. Bolca et gelmiş. Evet. Bir de çok yöresel bir yemek, evet, dediğin için ben böyle farklı bir lezzet bekledim. Evet. Bana yayla çorbası gibi geldi. Benim damak tadıma uymadı. Çorbanın bir sınırı var. Zaten yaylaya yani, benzer domates çorbası, teşeriye çorbasına benzer. Ne hepsi dedim birbirine dün? Benzer. Kırmızı bu yayla gillerden çorba herhalde. Olabilir. Bakın içinde pirinç yok Canan Hanım. Ona öyle diyemezsiniz. İçinde et var. Ben ona var benzettim dedim. Ben şimdi ona o demedim. Şöyle söyleyeyim. Kuzu eti giriyordu. Hani herkes kuzu eti yemiyor. Ben bunu evet, orijinaline birebir yaptım ki bakın et hem çok yumuşak oldu. Bizzat kendim eti kaynattım nohutla birlikte. Şimdi ben bunu yedim ben ama yaylaya benziyor. Ben etinden de yedim. Hani böyle şimdi, çok ben kurabiye size şöyle gibi söyleyeyim de değil yani. Çok da yumuşak değil. Herhalde değildi bir 100 tane size birbirine benzeyen kırmızı çorba ve beyaz çorba sayabilirim. Eti çok pişmemiş eti, diyor. Yani sen çok piştiğini söylüyorsun. Evet. Ama çok pişmemiş et bana göre. Evet. Yani sert geldi tamam, eti. Doğru. Onun haricinde içinde nohut olduğunu söylediniz. Bana evet denk gelmedi. Bir de siz bunu için süzme yoğurtla mı yaptınız? Nasıl yani? Süzme yoğurt mu eklediniz buna? Yoğurt ekşi mi geldi yoğurdun tadı size? Hayır, ekşi gelmedi de böyle yöresel yemeklerde yani duyduğuma göre bu Antep usulü çorbamızda süzme yoğurt kullanılırsa şimdi daha lezzetli olacağını siz söylüyorlar. Siz içtiğinizde o yoğurdun tadını aldınız mı? Almadım. Normal yoğurt tadı aldım. Biraz da kesilmiş gibi geldi bana. Evet. Maalesef kesildim, yoğurt yok içinde Canan. Ama yoğurtlu. Yoğurt kullanmıyoruz. Hayır, yoğurt tadı almadım. Süzme yoğurt olsa ekşi. Kız az önce ekşi yoğurt tadı aldım dedi. Normal hayır yoğurt tadı aldım hayır dedi. Hayır, süzme yoğurt tadı almadım dedim yani. Hayır. Ekşi olsa algılayacağım. Ekşi aldı dedi dedi mi? Yoğurt tadı aldım hayır dedi. Normal dedi yoğurt, normal yoğurt gibi. Evet, tamam, normal yoğurt tadı aldım. Süzme yoğurt tadı almadım. Hani yoğun bir yoğurt tadı nasıl bekliyorum. Nasıl bir çorba yaptıysan yoğurtlu olduğu halde yoğurt tadı bekliyorum. Hakikaten normalde yoğun bir yoğurt tadı Canan bekliyorum. Yoğurtlu çorba oldu. Buyurun, terleyeceksiniz biraz.
Var benim burada peçeten. Olsun, teşekkür ederim. Yedekleyin, yedekleyin. Hissettiğimi söylemek zorundayım. Tabii ki de, evet, tabii ki de. Tadı aldığım tabii şeyi söylüyorum. En tabii azından boşuna bahaneler, sabaha kadar uykusuzluk kalmıyorum. Ay, ne ben... hissediyorsam onu söylüyorum. Bu peçeteler bana değil, size paket paket lazım. Alırsanız çok sevinirim. Yok evet. Onun orijinal haricinde çorba, ne koymuş soralım mı? Evet, ne koymuş? Ben de merak ettim. Tabii, ya o hissi ben, bana ne verdi? Dibini ben normal un, yumurta. Yumurta. Evet, güzelce çırpıyor, sütle birlikte de açabiliyorsun onu istersen. İsterseniz suyla da beraber açabilirsiniz. Ama bu beyaz rengi ama, süt verdi. Evet. Heh, ama yani şunu söyleyeyim. Orijinalin üstünde yeşil soğan doğranıp nane yakılıyorsa, bu sana yayla çorbası benzerliği veriyorsa, İşte onu verdi. Şunu söyleyeyim, bu birinci, onu zaten benzetebilirsin, kızmıyorum ona. Et şu anda beyaz ve kullanılabilecek Türkiye'deki en yumuşak eti kullandım. Bugün Canan Hanım'ı da anlamadım, çorbanın içinde daha ne olduğunu anlamadan yorum yapmaya başladı. Şimdi ben dedim ki masaya otururken yaptığım şeyler hepsi orijinal olsun, çünkü ben profesyonel bir aşçıyım. Beğenmeyen Eda Hanım varmış. Acaba sen aşçı mısın dedi ya. Ben, evet, ben yarışmadan işinize sonsuz saygım var bu arada. Eda Hanım söylüyor ama evet, insanları böyle işiyle ilgili falan vurmamak lazım. Çünkü çalıştığı bir restoran vardır, bir şirket vardır. Bak, senin o masandaki arkadaşın bile senin şef olduğuna gün gelir inanmıyor, deyiverir. Olabilir. Böyle insanları ben işleriyle inanmadım ilgili falan eleştirmeyelim. Bir şey soracağım. Neden? Eleştirmeyelim. Neden? Çalışma neden hayatının içerisinde ben, olsaydınız böyle bir kurumsal şirkette bir yerde birazcık yani bilevlenen biri, neden kendisine Hanım rakip gören iş yerinde biri, senin zaten şef olduğunda yarışmadaki arkadaşın bile inanmadı derse olmaz. Ne alaka? İnsanları işleriyle ilgili, ekmek kapıları ile ilgili vurmayalım. Canan Hanım'ın olduğu, ben de anlamadım zaten Canan Hanım neden tribe giriyorsa. Eda Hanım'a şunu söylemek istiyorum. Benim iletişimim kuvvetli. Nerede ne söyleyeceğimi bildiğim için incitmeden söylüyorum. Doğru cümleler kuruyorum. Eda Hanım konuşmak için, konuştuğu için ne konuştuğunu kendi de anlamıyor. Ben... Canan, çorbayı beğendin mi? Benim damak tadıma uymadı. Eti pişmiş mi? Eti pişmemiş geldi bana. Figen Hanımcığım, nasıl buldunuz çorbayı? Ben çorbayı açıkçası tadını çok beğenmedim. Eti de az pişmişti. Evet. Mesela dün döndü hanımın eti, dışı sertti ama içi lokum gibiydi. Bunu belirttik zaten. Evet. Bu o derece olmamış. Biraz sert geldi. Teşekkür ederim. Bir de et parçası tek parça vardı. O da biraz büyüktü. Evet. Hani keşke böyle her kaşıkta dengeli et alabilseydim istedim yani. Biraz büyük konuyor bizim çorbamıza. Peki bir şey diyeceğim. Sen bu eti pişirirken böyle mutfakta böyle bir et tadı almak isterdin. Sen de mi et pişmemiş diyorsun? Ya pişmemiş değil de yani biraz diri geliyor. Sertlik var. Sen mutfakta dedin ki eti haşladım, sonra çorbanın içine zaten o kaynayacak, evet, edecek. Evet. Nasıl, bu zamana kadar nasıl pişmedi o zaman? Yani et? Bunun ötesine bu etin pişme pişmediğini ihtimali yok. Pişmediğini iddia etmiyorum. Ben evet, biraz sertlik yani, ben var diyorum. Sert görmedim geldi bana. Hı-hı, da. Aynen. Dana ya, eti mi bu? Çorbaya bakın, dana yemek olsaydı. Dana eti mi? Onu algılayamadım ben. Bir şey daha sormak sert istiyorum. Sert dana eti olur ama. Hani işte kuzu olsaydı o sertliği anlayacağım. Şu an evet, yediğiniz en yağlı ve en yumuşak eti antrikottan yiyorsunuz, hı-hı, ve sert diyemezsiniz. İçinde böyle kütürtüler var. Ondan neden kaynaklı? Hani yoğurt değilse, kesilmediyse o nedir merak kesin ettim. Acaba un mu yoksa? Un olamaz. Biz süzgeçten geçirdim ben onu. Yani ne bu? Süzgeçten geçirdiğim hani, bir yorumları robota hatırladı. Robota verilmiş pirinç olabilir mi bilemedim. Çünkü pütürtüler var içinde. Yok, onun yok ne olduğunu anlam veremedim, onu merak dolayı ettim. O an suyu miktarını ayarlayamadım. O an bir katılaştı. Geri içinden bir miktar alıp tekrar bağladım. Evet, yani bu pütürtüler ondan kaynaklı demek ki. Ya içilmeyecek bir çorba değil ama bir şef olarak zaten içilmeyecek tadıma, bir çorba yapmaz. Evet, yani evet. Benim ağız tadıma çok uygun değil. Biraz böyle işkembeyi anımsattı bana. Ben de işkembeyi çok sevmem açıkçası. İşkembeyi anımsattı. Anımsattı çünkü et var içinde. Acaba evet, kuzu eti mi? Bakın halen söylüyorsunuz. Eğer gerçekten o etin lezzetini anlasaydınız kuzu ve dana olduğunu ayırt edebilirdiniz. Ayırırım tabii ki. Neden ayıramayayım ben? Peki şu an ona niye kuzu eti dediniz? Yani emin olamadığım için. Çünkü çok tamam, kuzu eti olsa hani, sakız gibi. O yüzden peki, diyorum acaba. Peki şimdi iki yarışmacı da damak lezzetime uymadı dedi. Sabah Erkan Bey demişti ki yorumlarınızı düzgün yapın. Eğer altını dolduramazsanız ben ona göre cevabımı evet, veririm. Ama ben şu an bir cevap göremedim Erkan Bey'den. Demek ki siz cidden şu an dolu yorum yapıyorsunuz. Peki Eda Hanım'a gelelim, buyurun. O kadar bilgisizce yorum yapıyorlar ki beni bile susturmayı başardılar. Öncelikle eline sağlık. Teşekkür ederim. Sadece hani şu etler olmasa yayla çorbası içiyorum. Ben çorbadan et tadı alamıyorum.
Et su koyuyor mu buna? Bakın o antrikot, şimdi ben kuzu katsaydım kokuyor ama diyecektiniz. Ama olabilir, nasıl döndüm dün kuzu yaptı? Etin suyunu yemeği kullandınız mı çorbaya? Antrikotu zaten yaptım ya ben pişirdim. Canan, sen yorumunu bitirdin, gözünü seveyim. İkide bir yorum yapmaya giriyorsun, buyurun. Evet, suyunu koymamış ben, sadece eti koymuş. Ama o da hiç lezzet vermemiş. Eti zaten koydum ya, kaynadı ya. Onun suyuyla yaptım çorbayı, tabii ki de kullandım. Kaynamış sadece suyu dökecek hal. Sadece öğrenmek istedim ama hiç, et tadı gelmiyor ağzıma. Ama ben mesela kuzu koysaydı bence daha iyi olurdu. O zaman ne derdiniz? Kebap mı yiyorsunuz burada? Ne eti, alaka? Bakın, bu çorbanın işte, özelliği ne beyefendi? Ne kadar Eda Hanım, kuzu yanlış gerekiyor. Konuşuyorsunuz. Yanlış dün değil. Ne dedik? Bakın, yanlış değil. Bir aynı de bir yağları koymuştunuz. Bak yağ. Ya sana nasıl mı gelmiş onlarda? Kadir Bey bak ya. Ama zaten aşağıda ya ana yemek yiyeceğim dedin. Ya. Ana yemek olarak ana yemek ye. Olmamış ki zaten. Bir saniye aşağıda ne dedi? Ana yemek yiyeceğiz. Çorba yemeyeceğiz, evet, ki dedi. Ama öyle bekliyorum, çorba geldi. Siz bunları ne ara konuştunuz? Çok hemen verdi bende. Bunları ne ara konuştunuz siz aşağıda? Yani yemek yediniz, maşallah kahve içtiniz, üstüne sohbet ben ettiniz, malzeme içmedim, verdiniz, üstüne çorbayı, ana yemeği. Senin çorbayı, ana yemeği sadece Canan neden biliyor? Beni dinlemiş demek ki. Ben yokum. Ne, sen bunu ulu orta çıkıp da caminin hoparlörüsünden mi bağırdın da duydun? Menü okudum, ben burada duydum menü ya. Menü okuduysan neden yorumlarını kendine saklamıyorsun? Burada okudum ya, aşağıya geldim, çorba yemeyeceğiz herhalde, ana yemek yiyeceğiz. Bunların hiçbiri tesadüf değil arkadaşlar. Oturup demek ki yan yana oturup menü konuşuyorsunuz aşağıda. Hiç etik değil, son kez uyarıyorum. Yarın bir daha bu masada ben aşağı muhabbeti duymak istemiyorum. Kesinlikle. Kadir Bey'in eleştirisi bozulmadım. Dikkat alırım bir dahaki sefere, yapma. Eda Hanım yorumları patlattı ama Kadir Bey uyarınca nasıl bozuldu? Bana peçeteyi uzattı ama asıl peçete ona lazım oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.